Evet, hayırlı akşamlar. Yine bir Yaşayan Hafıza programıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyiciler, malumunuz bu hafta çok önemli bir gün, önemli bir hafta. Çanakkale Deniz Zaferi'nin haftası, o kutlu mücadelenin, bir asır geçkin mücadelenin yıl dönümündeyiz efendim. Bugün o ismi bilinmeyen birçok kahramanın hatırasını, yaşadıklarını konuşacağız. Bu ülkeye, bu noktaya nasıl geldik? Hangi azimle, hangi sıkıntılarla, fedakarlıklarla bu noktaya geldik? Bunu irdeleyeceğiz, konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum bizlerle birlikte. Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Feridun Atabey bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Cevat Bey, teşekkür ediyorum. Evet kıymetli hocam. Zaman zaman duyurduk, fragmanlarını yaptık, paylaştık. Çok önemli bir konu. Evet. Ben bu konuyu uzun zamandan beri konuşmak, irdelemek, kıymetli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben ne zaman Çanakkale konusundaki bir takım araştırmalara, resimlere baksam çok derin geçmişe gidiyorum. Hakikaten programın başında da söylediğim gibi çok önemli, fedakar, cefakar bir milletin evlatlarıyız biz. Allah'a hamdolsun öyle bir ecdadın evladıyız. Şimdi isterseniz o döneme gittiğimizde Çanakkale Savaşı nasıl başladı? Buna hazırlayan etkenler, sebepler nelerdi? Yani durduk yere çıkmadı. Muhtemelen o dönemin devletinin zayıflığından muhtemelen düşman kuvvetleri yararlanmak istedi. Bunu biraz açar mısınız? Çanakkale Savaşı nasıl başladı hocam? Teşekkür ediyorum Cihat Bey. Öncelikle vatanımızın bize tam bağımsız bir şekilde kazandırmasını sağlayan, geçmişten bugüne kadarki bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle analım. Onların kahramanca mücadelesi ve şehadeti olmasaydı bizler bugün bu vatanda bağımsız bir şekilde yaşayamazdık. Dolayısıyla bu kahramanlık tabii ki 1915 yılının Mart ayında, 18 Mart'ta son derece değerli. Bu deniz zaferini önemli kılan şey tabii ki birçok sebebe dayanmaktadır. Ancak şöyle bir giriş yapacak olursak, 19. yüzyılın son zamanları dünyada iki ana büyük gücün, üçlü itiraf, ittifak diye belirlediğimiz güçlerin o sömürge yarışının bir sonucu olarak Osmanlı Devleti'ne olan saldırının adıdır. Tabii ki İngiltere, Fransa büyük sömürgeler elde etmişler. Evet. Almanya bu konuda daha geç planda kalmış. 19. yüzyılda Almanya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki nüfuzu diğerlerine kadar artmaya başlayacak. Ve bu dünyadaki sömürge yarışı nihayet Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'ndaki yenilgisi, 1912-13 yıllarındaki Balkan Savaşı'ndaki yenilgisi ki kısa bir süre öncesinde bu ülkeler Osmanlı Devleti'nin vilayeti konumundaydı. Yunanistan, Bulgaristan, Karabağ, Karadağ gibi ülkeler. Evet. Bu ülkelerin çok küçük olup Osmanlı Devleti'nden bu savaşta galip çıkmaları artık Osmanlı Devleti'ni daha zayıf, daha güçsüz bir hale getirmiştir. Artık Osmanlı Devleti'nin bağımsız yaşama ihtimali gittikçe zayıf bir konuma düşecektir. Şöyle ki Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ordunun reformunu büyük ölçüde Almanya'ya havale etmişti. Alman subaylar da Osmanlı Devleti üzerinde oldukça etkiliydiler. Bütün bu sömürge yarışı Osmanlı Devleti'nin artık ondan önceki yani 1900'lerin başına veya daha evveline göre daha zayıf konumda olması
artık Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasının sonuna yaklaşıldığını göstermektedir. Evet. Fakat bir sebeple ki aslında bu rekabet Osmanlı üzerinden Alman ve İngiliz rekabetini yarışında beraberinde getirmiş. Rusya'nın doğudan itibaren Osmanlı üzerindeki emellerin de etkisiyle İştahını biraz kabartmış değil mi? Tabii ki artık Osmanlı Devleti 14'teki sahip olduğu topraklara baktığımız zaman Balkanlar elimizden tabii ki çıkacak. İstanbul, bütün Orta Doğu Arap Yarımadası ve petrol bölgesi artık buraların Osmanlı Devleti elinden alınması gerekiyordu. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin özellikle Abdülhamit döneminde belli ölçüde Almanya'ya yakınlaşmış olması İngiltere, Fransa ve Rusya'yı da rahatsız etmekteydi. Almanya'nın bu yakınlığı sayesinde Osmanlı üzerinde daha etkin olacağını düşünmekteydi. Bu bakımdan bu rekabet ikisini Osmanlı Devleti'nin savaşın öncesinde birbirini daha çok yok etmeye, tasfiye etmeye getirecek. Zaten bu yüzden de 1880'li yıllarda başlayan İngiltere, Fransa ve Rusya birlikteliği karşısında Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya ve son Osmanlı'nın katılacağı bu ittifak dünyayı aslında bir kavganın eşiğine getirmiştir. Yani Dünya Savaşı'nın artık bütün izleri belirginleşmiş vaziyette. Balkan Savaşı'ndaki kaybımız bunu daha da somut hale getirmiş. O halde Osmanlı Devleti bir an evvel parçalanmalı, bölüşülmeli ve böylece tarih sahnesinden silinmeliydi. Çünkü bununla ilgili Batı'da özellikle İngiltere'de ortaya çıkan görüşler bunu desteklemekteydi. Yani bizim, tabii çok geriye gitmek istemiyorum, Batılıların zihninde bir şark meselesi vardır. Şark meselesi Osmanlı Devleti'nin özellikle 2. Viyana yenilgimizden sonra önce Avrupa'dan atılmamızı, sonra da Anadolu'dan atılmamızı sağlayan ve Türklerin Anadolu'ya gelişi, İslamiyet'i kabulüyle de başlayan bir anlayışın da bir sonucudur. Evet. Şimdi yani şunu görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin zayıflığından bir takım devletler yararlanmak ve yok etmek istiyor. Şüphesiz. Elense çekmek istiyor. Ve Osmanlı'nın da Almanya devletiyle olan müttefikliği, birliği aslında onların biraz sanayisinden ve silah modernizasyonundan faydalanmak istediklerini kısmen görüyoruz. Şimdi böyle bir noktada, böyle bir zamanda bu devletler Osmanlı'ya deniz yoluyla bir savaş başlatıyor. Ama burada çok ilginç bir olan şey şu. Avrupa devletlerinin dışında bir takım devletlerden insanları getiriyorlar. Hı. Asker olarak Osmanlı Devleti ile çatıştırmak için, savaştırmak için. Burayı isterseniz biraz açar mısınız? Nasıl kandırıyorlar? Türk milletiyle nasıl savaştırıyorlar? Burada neler dönüyor? Müslümanı Müslümana hatta savaştırıyorlar biliyorsunuz. Cihat Bey, tabii malumunuz olduğu üzere Dünya Savaşı sadece Çanakkale cephesinden ibaret değildir. Çanakkale cephesinin dışında da doğuda Sarıkamış'ta, güneyde Filistin, Suriye'de Kanal cephesi, efendime söyleyeyim Galicia cephesi gibi cephelerde Yemen'de savaşmış. Fakat Çanakkale cephesinin bunlardan ayrı bir özelliği var. Bunlardan en ayrıcı özelliği birincisi savaş malumunuz 14 yılının Haziran ayı içerisindeki bir prensin, Avusturya Macaristan veliahtının öldürülmesiyle artık o ateş yakılmış. Osmanlı Devleti Almanya ittifak yapmak zorunda kalmıştır. Aslında savaşın ilk zamanlarında Osmanlı Devleti Almanya dahil hepsine ittifak teklifinde bulunacaktır. Fakat burada esas hedef Osmanlı'nın kendisi olduğu için bu teklifler kabul görmeyecektir. Ancak savaş çıktıktan sonra Almanya'nın zor durumda kalması, Ruslarla olan ilk günlerindeki savaşırken Almanya'yı savaşa da Osmanlı'yı savaşa dahil edip bu yükün azaltılması hedeflenmiştir. Tabii ki Osmanlı Devleti'ni yönetenler bir mecburiyet içerisinde kalmışlardır. Yani bazen tartışılır. Osmanlı savaşa girmeli miydi? Girmeyebilir miydi?
tarafsız kalabilir miydi? Teslim olmalı mıydı? Şimdi bunların hepsi aslında belki tartışılabilir. Fakat Osmanlı Devleti'nin savaşa sokmak için her türlü şart aslında hazırdı. Yani Osmanlı Devleti ben savaşa girmeyeceğim, tarafsız kalacağım deme lüksü yoktu. Yoktu. Yani Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'ndaki o ağır yenilgisi artık Osmanlı Devleti'ni yani kurt kuzu yiyecek bahane arıyor. Aynen. Bahane arıyor. Dolayısıyla bu cephenin tabii ki diğer cephelerden farklı olarak oraya gelmek istiyorum. Birincisi tabii savaş başladı. Osmanlı Devleti bu savaşa 14 yılının Kasım ayında girdi. Girmek zorunda kaldı. İki Alman denizaltısının, savaş gemisinin satın alındık gerekçesiyle Rus limanlarının, Rus gemilerinin limanlarını bombalaması tabi Rusya'nın savaşa dahil olmasını sağlayacak ve 14 yılının sonlarına doğru yaşayacağımız bir Sarıkamış faciası söz konusu olacaktır. Dolayısıyla buradaki ağır yenilgimiz, gerekçeleri bir başka mevzu tabii. Ama bu tablo Osmanlı'yı zor duruma sokacaktır. Fakat çünkü ciddi bir orada asker kaybına sebep oluyor değil mi? Asker kaybı ve en önemli yani zamanında. Savaşın henüz başında bu yenilgiyi, bu kayıp tabii ki ciddi bir birçok açıdan moral bozukluğuna yol açmıştır. Fakat 14 yılının son aylarında ve 15 yılının artık Ocak, Şubat aylarında Alman, düzeltiyorum, İngiliz ve Fransız gemilerinin Boğaz'a gelip bir an evvel Osmanlı başkentine hakim olma düşüncesi ve savaşı olabildiğince kısa tutması ve bitirmesi hedeflenmekteydi. Zira bu savaş çıktığı zaman kimse bu savaşın 4 yıl süreceğini beklemiyordu, tahmin etmiyordu. Hatta daha sonra İngilizler Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle savaşın 2 yıl uzamasından dolayı Osmanlı'yı sorumlu tutacaklardır. Savaş bittiği zaman Osmanlı Devleti'ni savaşa sokan İttihat Terakki mensuplarını 19 yılında yargılayacaklardır. Siz savaşa Osmanlı'yı dahil ettiniz, savaşa soktunuz ve bu savaşın içerisinde birçok İngiliz askerinin ölmesine, milyonlarca dolara mal olan bir zarar verdiğinizi diye suçlayacaklardır. Dolayısıyla İngilizler bu cepheye gelirken şüphesiz sadece kendi askerleri yoktu. Hatta kendi askerlerinin sayısı daha da düşüktü. Az önceki sorduğunuz soruya geleceğim. İçerisinde Hindistan'dan, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan getirilen yüz binlerce asker, Alman baskısından halifeyi kurtaracağız bahanesiyle buraya askerler yığılacak. Bu dar alanda belki de dünyada başka eşi ve benzeri olmayan bu coğrafi ve yüzölçüm anlamından daracık bölgeye yüz binlerce askerin sıkıştığı bir alandır. Bunun başka örneği belki dünyada da yoktur. Yani 250 bin üzerinde İttihat Devletleri'nin askeri, 200 bin civarında Osmanlı askerinin aynı şekilde buralarda yoğunlaşması gerçekten bir başka örneği olmayan bir tabloyla karşı karşıya getirecek. Hocam şimdi şöyle düşündüğümüzde İngiltere'yi, Fransa'yı anladık. Evet. Ama Yeni Zelandalı bir insanın Osmanlı'yla ne işi olabilir? Yani Avustralya'nın orada çok uzak bir mesafede bir ülke. Avustralyalı adamın ne işi olur? Askerin ne işi olur? Bir de bunu geçtim. Hadi dini, etnik sebeplerden dolayı geldiler. Bunların içerisinde Müslüman insanlar var. Onları da görüyoruz. Hatta bizim Türk askerlerimiz namaz kılmak için ezan okuyorlar. Sabah ezanı okuyorlar zannedersem. O ezanı duyunca karşı tarafın düşman askerleri diyorlar ki ya burada ezan okunuyor. Bir saniye ne oluyor? Yani orada akıllarına geliyor, araştırıyorlar sonra bunlar Müslüman, Türk. Cihat Bey, kandırılarak getirilen çok askerin olduğunu duyuyoruz hocam. Şöyle ki bu devletler bağımsız devletler değillerdi. Evet, birilerinin güdümündeler. İngiliz ve Fransız sömürgesi altındaydılar. Dolayısıyla onlar Osmanlı Devleti'ne doğrudan savaşmak için gelmiş askerler değillerdi. Getirilmiş askerlerdi, sömürge askeriydi. Hatta rakamı yanlış hatırlamıyorsam 200 bine yakın Hindistan askerinin Osmanlı'ya karşı savaşmak üzere getirtildiğini ve bunların da büyük bir kısmının Müslüman olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu askerler veya bu ülkenin kendileri Osmanlı ile savaşmak için
yola çıkmış olmayıp İngiliz sömürgesi altında bulunmalarından dolayı onların baskısıyla getirilmiş olan askerlerdir. Onun için Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın ve Hindistan'ın doğrudan bilerek ve isteyerek gelip de ne işiniz var burada demekten öte bunlar buraya zorla getirilmiş veyahut da halifeyi kurtaracağı düşüncesiyle getirilmiş olan sömürge askerleridir. Yani kandırılmış. Kandırılmış tabii ki. Tabii ki Çanakkale Savaşı'nı biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi deniz zaferleri kısmı, ikincisi kara askerleri. Bugün aslında daha çok Mart ayında konuştuğumuz, 18 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz ve İngiliz ve Fransız donanmalarının, güçlü donanmalarının bizim topçu ateşlerimizle ve mayın gemileri batırmış olduğumuz, 18 Mart'ta gerçekleştirmiş olduğumuz bu başarı haliyle deniz zaferini adlandırmaktadır. Bir de denizde başarılı olamayan İngiliz ve Fransızların daha sonra devreye ki 1900 artık 15 yılının sonlarına doğru bu cepheyi tabii ki terk edeceklerdir. Ve karaya savaşı başladıktan sonra da başarılı olamayacaklardır. Bu bakımdan deniz zaferinde istedikleri sonucu alamayan bu devletler, özellikle İngiltere ve Fransa, çünkü onların amacı şuydu. Bir an evvel Osmanlı başkentine ulaşıp, tabii ki başkente ulaştığınız zaman devleti saf dışı bırakmak ve buradan Rusya'ya destek gelmek ve Rus buğday veya takım desteğinin batıya gelmesini sağlamak. Böylece kısa süre içerisinde bu savaşı bitirmek emelindeydiler. Ancak orada o çok kibirli, mağrur yapıları işe yaramayacak. Türk donanmasının veya Türk askerinin gerek deniz savaşlarında ki burada mayın, Nusret Mayın gemisinin döşemiş olduğu mayınların bir anda, yani 17 Mart gecesi bu döşenen mayınların bir gün sonra buradaki gemileri batırmış olması, İngilizlerin beklemediği, tahmin etmediği, onlar birkaç hafta içerisinde İstanbul'a ulaşmayı umuyorlardı. Hatta daha sonraki bir hatırada İngilizler derler ki, Nusret Mayın gemisinin vermiş olduğu zararı dünyada kimse vermiş olamaz diye bir yorumda bulunurlar. Çünkü bu yenilgiden sonra Rusya'daki ihtilal öne alınacaktır. Yani erken bir ihtilal yaşanacaktır Rusya'da. Kayıptan dolayı tabii değil ki, mi? İhtilal, ihtilal yapılırken on binlerce insan hayatını kaybedecek. Şimdi işin maddi zarar kısmı aynı şekilde. Dolayısıyla buradaki gemilerin batırılmış olması ve kısa süre içerisinde İstanbul'a ulaşacakları hayali bir anda kendi gerçeklerini yüzler önüne vurulmasına, aslında Osmanlı Devleti'nin gücünü, inancını, kahramanlığını hesaba katmadan ve şu düşünülmekteydi. Evet, Osmanlı Devleti elbette ölümüne savaşacaktır ama nihayet bunu kaybedecektir. İnancı hakimdi. Kendi güçlerine. Sonunda tükenecekler. Evet. Yani. O kadar buna güveniyorlardı ki. Ancak isabetli atışlar, hele hele az önce siz temas ettiniz. Tabii 18 Mart'ta başarıya ulaşamayan bu devletler şanslarını bir kezden 25 Nisan'da deneyeceklerdir. İşte bu kara savaşları başladığı zaman şüphesiz bununla sonuçlanacağını, bununla işin bitirileceğini, bu yüzden Anzak askerlerinin, yani demin o bahsetmiş olduğunuz ezan seslerinin duyulmuş olduğu dönem neredeyse bazen 3-5 metre, 8 metreye kadar yaklaşan askerlerin birbirleriyle olan yakın teması veya Türk ve Müslüman askerlerin ezan okudukları zaman bunların duyulması, bir kısım Müslüman askerlerin aslında kandırıldıklarını ve daha bir kısmının da bazılarında zaman zaman kaçarak sığındıklarına dair bilgi ve hatalar söz konusu. Dolayısıyla bu Çanakkale Savaşı aslında bizim diğer cephelerdeki savaşlardan son derece bağımsız. Bizim sonraki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kurulmasının temellerinin atılmasına zemin hazırlayan kahramanlık örnekleriyle dolu bir savaştır. Şüphesiz içimizi acıtan başka şeyler de var burada Cihat Bey. Bunu demek istiyorum özellikle aklıma gelmişken. Çanakkale cephesinde biliyor musunuz 15 bin kadar Alman askeri görev yapmaktaydı.
Ciddi bir rakam, önemli bir rakam. 15 bin, yani bunların büyük bir kısmı da rütbeli askerlerdi. Evet. Liman Van Sanders cepheyi idare eden komutandı. Sözüm ona, bağımsız bir devletsiniz. Evet. Ama kendi savunmanızı başka bir devlete havale ediyorsunuz. 15 bin civarında büyük bir kısmı Alman, bir kısmında Avusturya askerleri ve subayları vardı. 15 bin civarında siz eğer bir yabancı askeri sizin ordunuzun güvenliğini ve savunmasını teslim ederseniz ne kadar bağımsız olduğunuz tartışılır. Evet. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bu zayıf durumu özellikle cephelerdeki yanlış yönlendirmeler, yanlış taktikler bizim savaşın seyrinde önemli faktör olmuştur. Hatta bazen bütün hatıralarda veya subaylarda şunu görüyoruz. Savunma savaşının ve savunma ağının gerektiği yerlerde Alman subayların taarruz emri verdiği ve bu taarruz emriyle birçok Türk askerinin boşu boşuna kırılmış, kırdırılmış olduğu kanaati hakim. Yani Alman askerlerinin ve komutanlarının Çanakkale'de yer almış olması Osmanlı'nın zayiat sayısını artırdı diyoruz. Evet, doğru evet. mu? Evet. Yani yanlış taktikler, yanlış stratejiler. Bölgeyi tanımamaları, askeri tanımamaları çok önemli değil mi bunlar? Tabii ki. Yani kısa bir süre içerisinde birkaç otomobil gezisiyle veyahut da şöyle yüzeysel bir geziyle bu cephenin, bu bölgenin tanınması elbette söz konusu değildi. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın zaman zaman uyarıları da burada önemli olacaktır. Alman subaylarının taktiklerinin yanlış olduğunu Genelkurmay'a iletecektir. Fakat ne yazık ki dikkate alınmayacaktır. Bu bakımdan bizim buradaki kayıplarımızın çok olmasında Alman subayları çünkü... Bu arada Çanakkale Kara Savaşı'nı Mustafa Kemal Paşa yönetiyor. Komutanı o değil mi? Tabii Mustafa Kemal Paşa da tabii ki komutanlardan birisi. Sadece evet, komutan sadece o değil, değil elbette. Evet. Elbette. Buradaki varlığı, savaş içerisindeki askerin durumunu motive edişi son derece önemli. Ancak burada vurmak istediğim şey şudur ki Alman askerlerinin buradaki varlığın Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumu da yani Çanakkale'de biz tabii ki yapmış olduğumuz kahramanlıklar son derece değerli ve bizim sonraki sürecin de başlangıcıdır. Fakat Yemen'deki sonra Hicaz cephesindeki, Suriye'deki cephelerdeki almış olduğumuz ciddi mağlubiyetler aslında Osmanlı Devleti'nin modernizasyon, silah ve güç ve kudret bakımından kendisinin başka bir güce teslim etmiş olduğunun da somut göstergesi olarak gösteriyor. Ve Çanakkale cephesinde yapmış olduğumuz onca kahramanlıklar, onca fedakarlıklar ki burada her bir hikayeyi anlatmak elbette mümkün değil. Lise öğrencilerine varıncaya kadar cepheye gönderilmiş olan şimdi, bu tablo son derece tabii ki düşündürücü. Şimdi birazdan onlara gireceğiz. Hangi liseler Çanakkale Savaşı yıllarında mezun veremedi? Hangi öğrenciler katıldı? Kaç yaşında yavrularımız o askere, o savaşa katıldı asker olarak? Kimler gönüllü oldu? Sayısız kahramanlar var. Bunların hepsini konuşacağız hocam. En önemli kısım bence de bu. Benim dün bir yeni bir bilgiye ulaştım. Onu da birazdan sizinle paylaşırım. Çok önemli bir isim. Bombacı Ali Reşat Çavuş. Evet. Enver Paşa'nın Çavuş rütbesi verdiği çok önemli bir mücahit. Tabii 13 yaşında, 15 yaşında giriyor ama bizim ecdadımız sonuçta yani yaşamış olsa şu an kaç yaşında olur Allah bilir. Onun muhakkak hayatını size sormak istiyorum. Kısa bir aramız var. Evet kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir aramız olacak. Aranın ardından bu Çanakkale sohbetini, zaferini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kahramanlarımızı anacağız, anlatacağız efendim. Bir yere ayrılmayınız. Evet kıymetli izleyiciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şanlı Çanakkale Zaferi'ni
kahramanlıklarını ve Türk milletinin bu ulvi başarısını konuşuyoruz. Allah'ın izniyle asırlar geçse de biz bu Çanakkale destanını ve buna benzer destanları konuşmaya devam edeceğiz dilimiz döndüğünce, değil mi hocam? Şüphesiz bu günleri anmak, hatırlamak bizi aslında geleceğe taşımaktadır. Kesinlikle. Yani geçmişten almış olduğumuz o ruh ve o kök bizi geleceğe daha güçlü şekilde kılmanın aslında bir sebebini oluşturmaktadır. Geçmiş olmayan milletlerin geleceği de olamaz. Fakat bir şartla, ders almak kaydıyla. Şimdi az önce bahsettim 15 bin Alman askerinin varlığından. Bu benim içimi acıtır. Tabii ki. Yani siz neden başka bir devletin, başka bir milletin savunmasına ihtiyaç duyarsınız? Neden bir Alman subayının varlığını içinize sindirirsiniz? Koskoca 7 kıtaya hükmeden yani, Osmanlı Devleti'nin durumuna bakın. Ben aslında bir aziyet maalesef. Kahramanlık örneklerinden çok Cihat Bey, bu tür vurguların daha önemli olduğunu. Kesinlikle, şüphesiz geçmişle övünmek hakkımızdır. Atalarımızın fedakarlığını, kahramanlığını öğrenmek bütün Türk milletinin, her ferdinin önemli görevidir. Fakat bir şartla kahramanlıklarını öğrenip onları içselleştikten sonra acaba bir daha aynı tabloya düşmemenin sebepleri nelerdir? Evet. Bunun üzerine düşünmek daha evladır. Hocam aslında şöyle daha bir doğrudur. Çok doğru söylediniz ama şöyle bir ilave yapmak isterim. Tarihte halkın, vatandaşın yaptığı kahramanlıklarla ve fedakarlıklarla devletlerin, yani hükümetlerin veyahut kralların, halifelerin, efendime söyleyeyim padişahların yaptığı hataları ayırmak gerekir. Yani çünkü bir kahramanlık veya fedakarlık niye yapıyor halk? Yönetimin yapmış olduğu hatalardan dolayı yapıyor. Yani bir tarafta gafletli var, bir tarafta fedakarlık var. Bunu ayırmak lazım. Yani tabii ki bizim ecdadımızın tarihimize baktığımızda hayatı ve yaptıkları dört dörtlük başarı değil. Yanlışları da var yani. Muhakkak bunları da konuşmak lazım. Şimdi tabii ki Cihat Bey, belki biraz sonra oraya geliriz ama evet. Bir de bizim 16 Mart'ımız var. Evet. Yani onun öncesinde tabii ki Çanakkale'de bugün dahi üzerimize böyle bir görev düştüğü zaman Türk milleti her türlü fedakarlığı yine yapmaktadır, yine yapar. Hala yapmaya devam ediyor. İşte yaşıyoruz, hala görüyoruz, 15 Temmuz'u görüyoruz. Yani en yakın tarih. Suriye'de ve bunun dışındaki bütün Türk askerinin bulunduğu yerde ve PKK'yla olan savaşta, FETÖ'yle olan savaşta her türlü fedakarlığı millet olarak, ordu olarak yine yapmaktayız. Tabii fakat ki. Burada esas olan tabii ki şudur. Şimdi Çanakkale cephesinde savaşmış olan subay ve askerin hatalarına baktığımız zaman çok önemli oranda içinizi parçalayan ve içinizi acıtan örneklerle doludur. Yani o siperlerde bomba atıldığı zaman dağılmış cesetlerden tutun da kendi bağırsağını toplayan askerden, günlerce toplanamayan cesetlerin şişmesinden doğan koku, tifo veya benzeri salgınların ortaya çıkması ve bunun içerisinde yine düşmanla savaşabilmeyi, o kahramanlığı gösterebilmesi gerçekten sadece tek bir şey izah edilebilir. Vatana olan sadakat, inancına olan bağlılık, mukaddesatına olan bağlılık ve asla ülkesini, vatanını düşmanın çizmesi altında ezilmesi istemeyen bir ruh ve bu inançla yapmış olduğu elbette bütün fedakarlıklar ülkenin kurtarılmasında rol oynamışlardır. Fakat diyorum ki keşke ülkeyi o noktaya getirmeseydik. Tabii ki. Getirmeseydik. O çok farklı bir aslında bakış açısı ve konuşulması, irdelenmesi gereken bir konu kesinlikle. Yani fedakarlıkların oradaki tabii 250 bin rakamı hep zikredilir ama bu şehit sayısı değildir. Esirler, kaybolanlar, tabii. Şehitlerle verilen bir rakamdır. Şimdi Zayiat. Bütün şehitlere verilen bu rakam o güne kadar ki Osmanlı Devleti'nin iyi veya kötü birikiminin, üniversitelerin,
çocuk yaştaki gençlerin, liselerin hayatını kaybettiği ve cepheye gitmek için can attığı ve hatta öyle yurt dışında doktora için gitmiş, yüksek lisans için gitmiş, uzmanlaşma için gitmiş olan birçok gencinin savaş çıktığı zaman seferberlik kapsamında İstanbul'a gelip yedek subay, yedek askerlik kapsamında cepheye gitmek için koşarak gittiklerine dair onlarca örnek doludur. Evet, tam da burada az önce size bahsetmiş olduğum konuya girmek istiyorum. Bunun öncesinde şunu anlatmak isterim. Benim kıymetli anneannem, min eşi, dedem hep anlatır hala şu ansa. Rahmetli dedem cepheye gittiğinde bu Çanakkale Savaşı'na katılıyor ve 3,5-4 yıl gelmiyor. Evet. Yani askerliğini 3,5-4 yıl yapıyor. Bu çok önemli. Buradan nereye gideceğim? Şimdi az önce de söyledik program birinci kısmında. Biz şu an hamdolsun çok rahat bir ortamda yaşıyoruz, çalışıyoruz. Çocuklarımız, evlatlarımız okuyorlar, okullu hayat devam ediyor. Çok farklı bir dünyadayız şu an, ülkedeyiz. Geçmişe baktığımızda ama Konya Lisesi'nden Galatasaray, İstanbul Galatasaray Lisesi'ne, Sivas Lisesi'ne, Kastamonu Lisesi'ne ve Türkiye'deki birçok lise talebesi Çanakkale Seferberliği başladığında koşa koşa babaları, anneleri tarafından savaşa gönderiliyor. Ki zaten babaları savaşta çoğunun. Bu çok önemli bir şey. İsterseniz bize öğrenci ve küçük yaşlardaki askere katılan, savaşa katılan asker sayısını anlatır mısınız, konuşur musunuz? Oradan da bombacı Ali Reşat'ın hayatını muhakkak konuşalım. Cepheye seferberlik başlamış olduğu zaman yetişkinler arasında tabii ki bu cepheye askerler çağrılacaktır. Fakat kısa bir süre içerisinde gerek diğer cephelerde, işte Kasya'da yani Doğu cephesinde veyahut da Çanakkale cephesinde ilk savaş başladığı zaman ciddi bir zayiat başlayınca artık normal askerlerin ötesinde yani yetişkin grubunun içerisinden asker sayısının azalmasına bağlı olarak lise çağındaki çocukların da çağrıldığı ve kayıt altına alındığı İstanbul'da belli yerlerde 2-3 aylık bir eğitimden sonra cepheye gönderilmiş olduklarına dair birçok kayıtlar söz konusudur. Bunu az önce sizin de kayıtlarınızdan öğrendiğimiz ve çeşitli hatalardan gördüğümüz kadarıyla bombacı Ali Reşat isminde. Şimdi anladığım kadarıyla Balkanlardan gelen bir ailenin çocuğu. Orada çünkü babası da asker zannedersem değil mi hocam? Çünkü Balkan faciasında yaklaşık Cihat Bey 5 milyon civarında Türk'ün yerlerinden ve yurtlarından sökülmüş olarak Anadolu'ya sığındıklarını görüyoruz. Aslında bizim faciamız orada başlıyor. Yani 12-13 yılında orada almış olduğumuz o ezici mağlubiyet ve buralara yerleşen Yunan ve Bulgar ve diğer topraklarımız elinden çıkmasıyla beraber Anadolu'ya kaçışımızla birlikte çocuk veya yetişkin, yaşlı genç fark etmeksizin Anadolu'ya sığınınca işte o küçük yaşta bombacı Ali benzerindeki çocukların Çanakkale'ye gitmiş olduklarını, burada kendilerine verilen bütün rolleri ama bombacı olarak, ama su taşıyarak her türlü geri hizmetlerde yapmak suretiyle fedakarlığın tarif edemeyeceğimiz boyutuyla bir savaş vermiş olduklarını burada görmekteyiz. Hocam şimdi araya girmek istiyorum. Lafınızı kesiyorum ama ya düşünün 13 yaşında bir çocuk gidiyor, normal orduda çalışıyor, askerlere hizmet ediyor, yardım ediyor. Bunun yanı sıra esas bombacılığı nereden geliyor? Düşman cephesine giriyor gecenin bir yarısı, düşmana bomba atıyor, bir de silah alıp kaçırıp geliyor. Bu kahramanlığı şu an çocuklara yapabilir mi hocam? Çocuk yani bu yaşta tabii mümkünatı yok ya. Yani çok o, farklı bir durum. O ruh dünyası değil mi? Ve onun vatan ve millet sevdası, annesini ve babasını kaybetmiş olmanın vermiş olduğu ruhla ve bir de şu var tabii Cihat Bey. Artık Çanakkale cephen askerin ruhunda ve anlayışında hep şu vardır. İstanbul bir hilafet merkezidir. Evet. İslam dünyasının kalbidir, başıdır. Burası elden gittiği zaman artık Osmanlı Devleti'nin diğer cephelerinin
hiçbir hükmü kalmayacaktır. Aynen, bunun bilinciyle artık büyüğü küçüğü her haliyle bu cepheye koşulmuş ve ne pahası olursa olsun bu cephenin korunması ve bu cepheden düşman askerinin İngiliz ve Fransız güçlerinin geçmemesi gerekiyordu. Bu geçtiği anda işte devletin kalbi, İslam dünyasının kalbi buradan hançerlenecek ve artık Osmanlı Devleti'nin o yüzlerce yıllık, hatta öyle bir anlayış var ki Çanakkale cephesini İngilizler İkinci Viyana'nın bir intikamı, İkinci Viyana kuşatmasının bir böyle karşılığını almak üzere gelmiş olduklarını ifade ederler. Bu anlayışla burada bulunurlar. Benim şeyim bitti maalesef. Devam edin. Buyurun hocam. Dolayısıyla bu anlayış, yani Çanakkale cephesindeki başkentin elden çıkma endişesi ve korkusu, herkesin, bütün milletin buraya destek olduğunu ve cephelerde ve siperlerde çok yoğun bir can havliyle savaştığını, karşı askerlerde görmeyen, gerek tabii ki deniz savaşlarında isabetli top atışları veya mayınların vermiş olduğu başarı, 25 Nisan'dan sonraki de kara savaşlarındaki başarılar, burada şunu da eklemek istiyorum izninizle. Şimdi 25 Nisan günü, 26 Nisan günü bizim bilmediğimiz bir şey daha var veya atladığımız. Evet hocam, hemen şunu bir duyurayım. Buyurun. Bu arada kıymetli izleyicilerimiz, bizleri sosyal medya üzerinden takip eden izleyicilerimiz var. Canlı yayınımızı oradan da takip ediyoruz. Ufak tefek bağlantı şarjı bitebiliyor telefonların. Instagram üzerinden özellikle canlı yayın yapıyoruz. Facebook üzerinden canlı yayın yapıyoruz hocam. Sizin telefonunuzun şarjı bitti zannedersem. Maalesef. Şöyle duyurayım. Facebook ve Instagram üzerinden canlı yayınımıza katılan ve kıymetli düşüncelerini bizlerden esirgemeyen izleyicilerimize sevgili hocamızın Milli Mücadele Yargılamak isimli Milli Mücadeleyi Yargılamak isimli kitabını inşallah hediye edeceğiz. 5 kıymetli izleyicimize hemen sizin de programla alakalı konularla alakalı görüşlerinizi, düşüncelerinizi bekliyoruz. Duyurusunu yapmış olalım. Buyurun kaldığımız yerden şimdi devam edelim hocam. Cihat Bey, şunu belirtmek istiyordum. Tabii ki bu Çanakkale cephesinin kara savaşların başlamış olduğu günlerde bizi zorlayan bir tablo daha vardı. 25 Nisan'da Osmanlı Devleti'nin kendi vatandaşı olan, yüzlerce yıllık beraber yaşamış olduğumuz Ermeni isyanlarının hat safhaya ulaştığı, Ruslarla işbirliği yapmasının da bir sonucu olarak İstanbul'da onların bürolarına yönelik baskınlar düzenlenip artık bu tarihten kısa bir süre sonra teşhir kararının alınacak olmasıdır. Bizim savaşta sıkıntıya sokan, zorlayan bir önemli ve ciddi bir problem de bu idi. Yani siz birçok cephede savaşıyorsunuz. 25 Nisan, 26 Nisan tarihi itibariyle kara savaşlarına başlamışsınız. Ama vatandaşım demiş olduğunuz yüzlerce yıllık olan bir kısım Ermenilerin isyan hadisesi Osmanlı Devleti'nin içeriden de bir hançerlemeye maalesef yol açmıştır. Bir yandan dış düşmanla savaşıyorsunuz cephelerden, Çanakkale'den. Ama Ermenilerin de bu yapmış olduğu eylem başka bir sıkıntıyı doğuracaktır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin ve Türk milletinin savaş anındaki fedakarlığı bir değildir. Birçok yerde buradaki cephelerdeki o yokluğu, kıtlığı, hastalığı inanın anlatmaya dilimiz yetmez. Hatıraları okuduğumuz zaman buradaki yeme içme sıkıntılarını ve susuzluğu, ondan sonra buradaki teçhizat bakımından yetersizliği, modern ve güçlü silahlar karşısındaki bizim yapmış olduğumuz bu önemli kahramanlık tabii ki son derece değerli. Ama ne yazık ki burada elde etmiş olduğumuz o fedakarlık ve kahramanlık 15 yılının sonunda
bu oraya 2 hafta içerisinde İstanbul'a ulaşmak niyetiyle yola çıkan, hatta öyle ki savaşı kazanacaklarına o kadar eminler ki İngiliz, evet, İngilizler bir takım hatıra pullarını bastırmışlardır. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yola bakan evlerde, pencerelerden oralar çok günler evvelinden kiralanmışlardır ki oraya İngiliz askerlerinin geçişini, o tren ağını seyretmek adına, tabii kutlamak amacıyla. Çok önemli bir ayrıntı hocam. Bunu biraz daha altında çizerek üstün tabii şey yapalım, şunu, belirtelim isterseniz. Şu niyetle, yani İngiliz ve Fransızlar Osmanlı gücünün o birkaç yıl evvel Balkan Savaşlarındaki mağlubiyetinin de etkisiyle Osmanlı Devleti bu savaşı çok fazla dayanamaz. Kendi ellerindeki zırhlılar, ki o günlerdeki dünyanın en önemli zırhlarıdır. İngiltere artık çelikten yapılmış o zırhların da vermiş olduğu cesaretle birkaç hafta içerisinde İstanbul'a ulaşılacağını, İstanbul'a ulaşıldığı zaman o İngiliz askerlerinin, Fransız askerlerinin İstiklal Caddesi'nden bir tren alayı içerisinde geçeceklerini ve o anı, o tarihi anı yakalamak adına caddeye bakan binalardaki odaların kiranmış olduğunu belirtmek herhalde İngiliz gururuna, İngiliz kibirine varılan sonuç, vurulmuş olan önemli bir darbe özelliği taşımaktadır. Hatta o kadar haddi aşan ifade duygular da var ki İstanbul'a ulaşıp Türk namusunu kirletmeyi hedefleyen, bunlar çünkü hatıralarında ve çalışmalarında basında çok rahatla görebilmekteyiz, okumaktayız. Böylece hem İstanbul'a ulaşmayı, Türk askerinin sahip olduğu silahın veya mühimmatın yetersizliğinin de farkında olan bu güçler, ama ne yazık ki Türk milletinin o yüksek fedakarlık ruhu, şehadet anlayışı, dini ve mukaddesatı için vermiş olduğu mücadele, bu çaba bizi zafere ulaştıracaktır. Ve o kibirli güçler de kısa bir süre sonra bu cepheyi terk etmek zorunda kalacaklardır. Bu cepheyi terk etmenin sonrasında da devreye taze bir güç olarak İtalya ve Amerika girecektir. Tam da burada şu soruyu sormak istiyorum. Çok önemli. Çanakkale'de düşman kuvvetlerine ciddi bir tokat vurduk. Evet. Yerle bir ettik. Evet. Ama bunlar Haçlı ruhu. Pes etmiyorlar. Yine geliyorlar. Yine gelecekler. Ama bir şey var hocam. Bu Çanakkale zaferinin akabinde bir devlet savaşı kaybettiği için çöküyor. Yok oluyor. Bu devlet yeniden kurulması icap ediyor. Bu hangi devlet? Bunu merak ediyorum. Bir de özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın süresini ne kadar süre uzatmış oldu? Buna girelim biraz da. Herhalde Osmanlı'yı kastediyorsunuz. Evet. Yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlıyorum. Şimdi Cihat Bey, bizim tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de elde etmiş olduğumuz zafer ve başarı kelimeler ifade edebilecek şekilde değildir. Gösterilen kahramanlık, fedakarlıkların gerçekten ölçülebilir, bu dünyada yeri yoktur ki hepsi şehadet mertebesine ermişlerdir. Fakat ne yazık ki bu savaşın sonunda bütün cephelerde aynı başarıyı gösterebilmiş değiliz. Bundan kısa bir süre önce Sarıkamış faciası, Kanal Harekatı, efendim Filistin cephesindeki yaşananlar nihayet 1918 yılının ilk aylarında Wilson ilkeleri çerçevesinde milletlerin kaderini kendilerinin belirleyeceği anlayışı ve beyannamesi yayınlanmasından sonra Osmanlı Devleti'nde artık bu savaşın bitmesi, bitirilmesi anlayışı öne çıkacaktır. Sadece Osmanlı değil, aslında sadece savaşın sonunda kaybeden devletler, ülkeler değil, savaşın galipleri de çok şey kaybetmişlerdir. Tabii. Hem insan bakımından... Aslında o yüzden sordum. Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmasına rağmen yıkılıyor, yok oluyor. Tabii Osmanlı Devleti artık bu savaş sonrasında 18 yılına tabii ki ulaşacağız. Ve az önce sizin belirttiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi ve Çanakkale cephesinde göstermiş olduğu başarı Dünya Savaşı'nın 2 yıl uzamasına yol açacaktır. Evet.
Ve bunu İngilizler tırnak içinde affetmeyeceklerdir. Ve bizim az önce size bahsettim, 1915 yılının Mayıs ayında Ermeni teşhiri başladığı zaman İngilizler şu duyuru yapacaklardır. Osmanlı Devleti teşhir kararı alanların hesabını verecektir diye not düşerler. İşte bu tehdit ve bu kendileri için adına koymuş oldukları hedef Dünya Savaşı'nın sonunda gerçekleşecektir. Ne zaman gerçekleşecektir? 18 yılının artık Kasım ayına doğru, daha doğrusu ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş taraflar savaş güçlerini kaybetmişler. Osmanlı Devleti birçok cephede çökmüş, artık mütareke ateşkes istemektedir. Ve yapılan ateşkes, ne yazık ki bu ateşkesi imzalayan Rauf Bey, İngilizler kendisine Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda emin olunuz ki İstanbul'a bir tek işgal askeri çıkmayacaktır sözü ve garantisini vermiş olmana rağmen bu sevinçle ve bu başarı umuduyla sözü bana İstanbul'a dönecek, bu açıklamayı yapacaktır. Ancak İngilizler sözünde durmayacak. Evet. Mütarekenin imzalanmasından kısa bir süre sonra 13 Kasım tarihinde ilk askerleri gelmeye başlayacaktır. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan filo İstanbul'da demirleyecekler. Artık Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. 13 Kasım 1918 tarihi, daha doğrusu mütareke ile beraber Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği tarihi anlatır. Evet, peki hocam, o dönemde Konya'nın İtalyanlar tarafından evet. işgal edilmesi de aynı döneme mi geliyor? Tabii ki savaş bittiği zaman artık mütarekenin şartları içerisinde olmamasına rağmen maalesef İngilizler önce Maraş, Antep, Urfa yöresini işgal edecekler 15 Eylül 1919 tarihine kadar. Hı hı. Sonra Fransızlara bırakacaklardır o bölgeyi. Yunanlara İzmir ve Batı Anadolu'nun işgali talimatını ve desteğini vereceklerdir. İtalyanlar da Antalya'dan girmek suretiyle Konya'ya kadar geleceklerdir. Dolayısıyla Konya'da bilfiil İtalyan askeri bulunacak. Böylece şehrimiz de işgal altına uğrayacaktır. Yani bizim 1915 yılı içerisinde Çanakkale'den geçişine izin vermediğimiz bu güçler, diğer cephelerdeki kayıplarımız ve savaşın gelen sayısı içerisinde ne yazık ki mütareke ile beraber İstanbul'a askerlerini çıkaracaklardır. Şimdi, böyle Türk milleti için evet. yeni bir dönem başlayacaktır. Şimdi sevgili hocam, ben size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Özellikle de kıymetli izleyicilerimizin bu konuya dikkat kesilmesini istiyorum ama hakikaten çok facia yani. Çok önemli bir soru. İtalyanların Konya'yı kaç askerle işgal ettiğini sorsam size aşağı yukarı bir rakam söyleyebilir misiniz? Rakam konusunda çok bir çünkü sonuç. Rakam şöyle ama sayı bilmiyorum, herhalde birkaç bini geçmez mi bulmuyor. Çünkü bile öyle aklımda kalmış. 500 askerle işgal ediyorlar. Burada işgalin altını şöyle çizmekte fayda var. Ben biraz da Konya'ya o bakımdan tamam. özelliğinin değinmek istiyorum. Çünkü madem Konya'nın İtalyan işgaline değindiniz, burada 19 yılının son aylarına doğru Konya'da çıkmakta olan bir gazete var. Evet. Öğüt Gazetesi. Hı hı. O dönem meşhur, doğru. Tabii. Öğüt Gazetesi İstanbul'da ve Anadolu'da tabii basın var. Bunların bir kısmı bizim Milli Mücadele'yi desteklerken bir kısım basında ve çoğunluğu da aleyhindedir. Evet arkadaşlar, bu arada Konya'nın İtalyanlar tarafından işgalini girelim. 500 askerle Konya İtalyan askerleri tarafından işgal edildi. Kayseri'mizi evet. değiştirelim. Buyurun hocam. Evet. Şimdi İtalyanlar burada tabii Kuvayi Milliye lehinde destek veren yayınlar yaptığı için evet. İngiliz baskısıyla İtalyanlar Öğüt Matbaasını basarlar ve matbaayı kapatırlar. Evet. Bunun üzerine binlerce Konyalı bu Mevlana ve İnce Minare bölgesinde miting yaparlar. Evet. Bunun üzerine İtalyanlar derler ki bizim İtalyanlar olarak Konyalılar bir problemimiz yok. Hı hı. Biz İngilizlerden almış olduğumuz emirle bu matbaayı bastık. Hı hı. Yani
özür dilercesine bir tavır sergilemişlerdir. Yani evet. Şunu onun altını çizmek istiyorum. Buraya gelen İngiliz askerlerin sayısı hani 300-500 net rakamı şu anda ben de 500 evet. diye hatırladınız. Hı hı. Bu buraya gelirken savaşarak gelmiş değillerdir. Evet. Mütareke şartları gereği Anadolu'da bulunan bir takım silahları denetim altına almak, depolara koymak ve kontrol etmek aslında tabii, değil mi? Tabii ki yani Antalya'dan ellerine silah alıp da burada bir takım Türk askeri savaşarak buraya gelmiş değillerdi. Evet. Zaten mütarekeyle beraber orası bütün önemli. Osmanlı askeri silahı bırakmış, terhis olmuş. Artık yani mütareke demek savaş haline son vermek son demek. Son vermek demek. 30 Ekim'le beraber. Bu bakımdan İtalyanların buraya gelmesi sayısının 300 veyahut da 1500 olmasının burada çok fazla önemi yoktur. Mütareke şartları gereği onlar bu şehre gelmişlerdir ve bu şehirde de İngilizlerle tabii ki ortak hareket etmektedirler ve dediğim gibi Kuvayi Milliye'nin aslında dediğiniz noktaya geldik hocam. İstanbul işte önemli bir şehir. Halifeliğin baş şehri ya. Evet. Ora zaten o duruma düşünce Anadolu'nun her tarafı olsa ne oluyor işte? Sadece tabii ki İstanbul değil. Yani az önce belirttiğim gibi. Tabii diğerleri yani, ama İstanbul'da bir şey var. Artık İstanbul'da sıkıntı var yani. Çünkü İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam o günlerde 10 bin civarında işgal askeri gelmiştir. İşgal askeri gelmiştir. Hatta evet. ilk işgal olduğu günlerde yani resmi işgali kastetmiyorum. 13 Kasım'dan sonra günleri kastediyorum. Hı. Henüz meclis mebusat açıktır. Mecliste tartışılıyor. Deniliyor ki bu kadar işgal askerinin İstanbul'da ne işi var? Hükümet bana cevap versin diyor meclisteki milletvekilleri. Yani bu kadar askerin bulunduğu yerde işgal var demektir. Bunun adı işgal mi? Evet. Yoksa geçici bir bulundurma mı? Bu ne demek, ne anlama geliyor diye hükümetten bundan cevap vermesini isteyeceklerdir. Hı hı. Tabii hükümet bunu tatmin edici cevaplar veremiyor. Ne yazık ki meclisin varlığını rahatsız olan İttihat Devletleri kısa bir süre sonra aynı 18 yılının 21 Aralık'ında meclisi kapatacaklardır veya baskıyla kapattıracaklardır Sultan Vahdettin'den. Evet. Dolayısıyla artık 18 yılının 21 Aralık'ından sonra Osmanlı Devleti'ni sadece padişah ve hükümet ve itiraf devletleri üçlüsü yönetmeye başlayacaklardır. Artık itiraf devletleri her şeye hakimlerdir. Yani padişah da onların emrindedir, hükümet de onların emrindedir. Fakat 19 yılının Mayıs ayına gelinceye kadar hala kamuoyunda iyimser bir beklenti vardır. Yani 19 yılının Ocak ayında Paris barış görüşmeleri başlamıştır. Barış görüşmelerinden Osmanlı ile ilgili uygun bir barış çıkar anlayışı hakimdir. Fakat itiraf devletleri gittikçe baskının dozunu artıracaklar. Osmanlı Devleti'nin ummadığı bir zamanda İzmir işgale uğrayacaktır. İşte şimdi bizim yakın tarihimizde belli başlı milat ve kırılan noktalar vardır. Bunlardan birisi 13 Kasım mütarekeyle beraber tabi sonrasında İstanbul'un fiili işgali. Bir diğer önemli eşik ise 15 Mayıs'taki İzmir işgalidir. 15 Mayıs 19 tarihindeki. Hı hı. Zira bu tarihe kadar Osmanlı Devleti'nin iç bölgelerinin işgale uğrayacağına dair mütareke maddeler arasında böyle bir madde ve anlaşma yoktu. Artık şu anlaşılmıştır ki İttihat Devletleri Osmanlı Devleti'nin sadece bugünkü Suriye, Irak ve Arap coğrafyasını değil bütün Anadolu'yu taksim etme niyetiyle gelmişlerdir. Evet. Bu tablo Türk milleti ayağa kaldıracaktır. O tarihe kadar sessiz ve sükunetle bekleyen ki burada işin temsil etme gücünü ve milletin mukadderatını eline alacak olan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını onlar İstanbul'dadırlar. 18 yılının Nisan ayına kadar ancak her birinin elinde bir ABC planları mevcuttu şüphesiz. Hı hı. Bu planlar çerçevesinde Mustafa Kemal Paşa Nisan ayının sonrasında Anadolu'ya gönderilecek ve 19 Mayıs'tan Samsun'a çıkacaktır. İşte bundan sonra bizim adına Kuvayi Milliye'nin oluşumunu da sağlayan milli mücadele başlayacaktır. Bu evet. milli mücadele dediğimiz olay işte İstanbul hükümetiyle Anadolu'daki Türk milletini ikiye ayıracaktır. Evet. İşte burada isterseniz bir nokta koyalım. Ama devam edeceğiz inşallah farklı bir programda. Çanakkale'den milli mücadele yıllarına değinmiş olduk, evet. bulunmuş olduk. Ama maalesef
süremiz bitti. Bitti, kalmadı. Az önce de dedim ya, yani saatlerce konuşsak ne bu sohbete doyulur, bu zaferler anlatmakla bitmez, süre de yetmez. İnşallah ben ne zaman müsait olursunuz bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde tekrar sizinle kararlaştıralım. İnşallah. Haftaya mı olur, ne zaman olursa bu milli mücadeleyi konuşalım. Çünkü önemli bir konu. Daha burada bazı değinmediğimiz konular oldu. Siz de biraz hızlı geçmek zorunda kaldığınız haliyle bunları konuşalım. İnşallah Cihat Bey. Tabii değinemedik. Yani milli mücadelenin temellerinin Çanakkale'de atılmış olduğunu, oradaki kendine olan güvenin artması, milli bilinç ve ruhun gelişmesi Çanakkale'ye dayanmaktadır. Tabii. Daha sonra bizim milli mücadelenin başarısının da etkileyici olan gelişmelerin başlangıcıdır. O yüzden tabii ki burada sürenin bittiğini sizler duyurdunuz. Bitirmek durumundayız haliyle. Sevgili hocam, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok memnun oldum. Ben tekrar kıymetli izleyicilerimize kitabınızı göstermek, tanıtmak istiyorum. Milli Mücadeleyi Yargılamak. Bu kameraya mı göstereyim arkadaşlar? Evet, Milli Mücadeleyi Yargılamak isimli kitabı sevgili Profesör Doktor Feridun Ata hocamızın Palet Yayınları'ndan çıktı. İnşallah programın esnasında bizlere yorumlarıyla katkıda bulunan kıymetli 5 izleyicimize de inşallah bu kitaptan vermiş olacağız diyorum. Evet, bir Çanakkale ve milli mücadele yıllarını anlatan Yaşayan Hafıza programının burada sonuna geldik. Kıymetli konuğum Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Feridun Atabey'di. Kıymetli, keyifli bir program oldu. Umarım inşallah sizlere faydalı, kıymetli bilgiler vermişizdir. Memnun kalmışsınızdır efendim. Haftaya çok önemli konu ve konuklarla yeniden birlikte olmak üzere Allah'a emanet olunuz, tarihle kalınız. Hayırlı akşamlar diliyorum.